Neden bu kadar ciddisiniz? Hadi yüzünüze bir gülümseme çizelim ve sinema tarihinin her şeyi değiştiren kötüsünün karakterini inceleyelim. Deliliğin ve kaosun elçisi, Joker. Bu videoda The Joker, Dark Knight ve Killing Joke eserlerine bakıp Joker'in karakter incelemesini yapacağız. Aynı zamanda Joaquin Phoenix ve Heath Ledger'ın Joker'lerinin felsefelerini de karşılaştırarak inceleyeceğiz. Öncelikle çok bilinen bir yanlışı düzeltelim. Joker anarşist bir karakter değildir. Çünkü anarşizm, Proudhon, Kropotkin gibi temsilcilerinde gördüğümüz gibi düzeni yıktıktan sonra daha iyisini inşa etmeyi hedefler. Fakat hepinizin bildiği gibi Joker'in böyle bir derdi yok. Joker, kaosun elçisidir. Düzeni yıktıktan sonrasını umursamaz. Bu konuya en iyi örnek Heath Ledger'ın Joker'inin The Dark Knight filmindeki repliğidir. Ben arabaları kovalayan köpeğim. Yakalasam bile ne yapacağımı bilemem. Çünkü Joker'in tek amacı insanların kötü olduğunu ve kolayca delirebileceğini kanıtlamaktır. Bu amaç için de kaosu kullanır. Şimdi gelelim Joker karakterinin incelemesine. İlk olarak Joaquin Phoenix'in The Joker filmiyle başlayalım. Bu filmde Arthur isimli karakterimiz palyaçoluk mesleğiyle insanları eğlendirmeye uğraşan ama ironik şekilde insanlar tarafından hiç ilgi görmeyen biridir. Sıradan ve sıkıcı bir hayatı vardır. Yaşamındaki tek insan beraber yaşadığı annesidir. Fakat sorunları sadece sosyallikle ilgili değil. Arthur'un mental bazı problemleri de var. Bu yüzden sıklıkla psikolojik destek alıyor. Tüm sorunlar yetmezmiş gibi insanlar ona kötü davranıyor. Normal bir iş günündeyken bir grup tabelasını kaçırıyor. Arthur onları yakalamaya çalıştığında sokak arasında ciddi şekilde fiziksel şiddet görüyor. Bu sahnede insanlar acımadan içlerindeki kötülüğü yansıtıyorlar. Gördüğümüz gibi yaşadıkları çok ağır fakat Arthur'un çektiği acılar bu olayla sınırlı da kalmıyor. Toplumun içine bir türlü adapte olamıyor. Çünkü beyin hasarına dayalı hastalığından dolayı aniden gelen kahkaha krizleri yaşıyor. Ciddi olaylarda bile kendini tutamayıp gülmeye başlıyor. Bu durum insanların onu yadırgamasına ve Arthur'un giderek daha da yalnızlaşmasına sebep oluyor. Kontrol edemediği acı dolu bir kahkahası olmasına rağmen Arthur'un hayattaki en büyük isteği komedyen olmak. Yanında taşıdığı not defterine küçük şakalar yazan, bir gün stand-up gösterisi yapmayı isteyen Arthur'a insanlar sadece alay etmek için gülüyor. Çünkü Arthur'un şakaları çok kötü. Açık mikrofona geçtiği bir sahnede o kadar kötü şakalar yapıyor ki kendimizi Arthur için endişelenip üzülürken buluyoruz. Fakat anlattığım bu sahnelerde insanların göremediği bir şey var. Kendi elleriyle hayattaki tek amacı şaka yapmak olan zararsız bir adamı canavara dönüştürüyorlar. Üstelik bildiğimiz gibi bu canavarın şakaları onlar için hiç de komik olmayacak. Gelelim kralım sahnesine. Metroda karşımıza çıkan bu sahnede Arthur 3 serseriyle yalnız başına. O sırada Arthur hastalığına engel olamıyor ve gülmeye başlıyor. Arthur'un sahip olduğu bu hastalıklı gülüş oldukça enteresan. Çünkü gülmek normalde bulaşıcı bir olaydır. Arkadaşınız bir şeye gülerse kendinizi sebepsizce gülerken bulabilirsiniz. Fakat Arthur'un gülüşü aynı etkiyi yaratmıyor. Onun gülüşü gerilim yaratan ve insanı ürküten bir gülüş. Sahnenin devamında Wall Street'li serseriler onlara güldüğünü düşünüp Arthur'un yanına geliyor. İçlerinden biri Arthur'un kafasındaki palyaço saçını çıkarıyor. Aslında bu detay bilerek tasarlanmış. Çünkü Arthur işinden kovulana kadar bir palyaçoydu. Bu sahnede kafasındaki peruk çıktığında artık palyaçoya benzemiyor. Fakat yok olan sadece palyaço da değil. Arthur'un kişiliği ve insanlığı da bu sahneyle beraber ölüyor. Geriye tek bir şey kalıyor. İşte karşımızda. Joker. Serseriler bu sahnede Arthur'a şiddet uygularken Arthur bir silah çıkarıp serserileri öldürmeye başlıyor. İşte Joker'in hiç de komik olmayan şakaları başladı bile. Üstelik Joker'i yaratan toplumun kendisiydi. Joker'in cinayetleri toplum tarafından çok yadırganmadı. Hatta Joker'i destekleyen palyaço maskesi takan gruplar oluşmaya başladı. Çünkü fakirleşen ve geçim sıkıntısı çeken halk delirmeye çok yatkındı. Joker'in tek bir kıvılcımı yangın çıkarmaya yetmişti. Joker, Murray Franklin isimli ünlü bir komedyenin programına çıktığında Murray ona görünüşünün siyasi bir tavrı destekleyip desteklemediğini soruyor. Joker ise politik biri olmadığını söylüyor. Ben sadece insanları güldürmeye çalışıyorum. Bu cümleyle beraber bir kez daha anlıyoruz ki Joker anarşist bir akımın temsilcisi değil. O sadece Arthur'a yapılan kötülüklerin intikamını alan, kendi tabiriyle insanları güldürmeye çalışan biri. Joker bu sahnede metrodaki cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ediyor. İnsanlar tepki gösterdiğinde de vurucu bir cümle söylüyor. Siz ve her şeyin farkında olan bu sistem, doğruya ve yanlışa siz karar veriyorsunuz. Tıpkı neyin komik olup olmadığına karar verdiğiniz gibi. Joker mizah anlayışını kendi yaratmıştır. Çünkü stand-up sırasında komik olmak istediğinde ona gülmemişlerdi hatırlarsınız.
Bu yüzden esprilerine ve cinayetlerine sadece kendisi gülüyor. Böylece onu aşağılayıp toplumun dışına itenlerden hesap soruyor. Joker canlı yayında Murray Franklin'i öldürdüğünde ayaklanmaların şiddeti giderek artıyor. Sokaklar insanları öldüren, ortalığı yakıp yıkan palyaçolarla doluyor. Palyaçoyken hiç önemsenmeyen Arthur, Joker olduğunda bir sembol haline geliyor. Bu da toplumun ve Gotham'ın ne kadar çürüdüğünü açıkça gösteriyor. Çünkü toplum zor durumdaki hasta ve problemli bir insana yardım etmeyip ona şiddet ve acı yaşatarak ortaya bir seri katil çıkarıyor. Üstelik yarattıkları katille övünür hale geliyorlar. Normalde Joker'in geçmişi bilinmiyor. Hatta çizgi romanlarda geçmişimi hatırlamıyorum. Eğer bir geçmişim olacaksa çoktan seçmeli olmasını tercih ederim cümlesini kullanmıştı. Bu yüzden The Dark Knight filminde Heath Ledger'ın Joker'i geçmişiyle ilgili sürekli farklı hikayeler anlatıyordu. Bu filmde ise Joker'e bir geçmiş yazılmış. Aslında bu fikir Joker'in doğasına aykırı fakat bir deneme olarak görebiliriz. Çünkü bu film bir Joker filminden ziyade dram ve intikam filmi. Joaquin Phoenix'in oyunculuğu da filmin dramatik yapısına oldukça yakışmış. Ayrıca atmosfer ve müzikler o kadar iyi ki izlerken filmin içinde gibi hissedebiliyoruz. Fakat konumuz Joker olduğu için bir detayı belirtmem gerekiyor. Joker bu filmde izlediğimizden daha derin ve çok boyutlu bir karakter. Sadece bir katil ya da deli değil, kendine ait bir felsefesi ve amaçları var. Videonun devamında neden böyle söylediğimi anlayacaksınız. Şimdi Dark Knight filmine geçelim ve Heath Ledger'ın efsanevi Joker'ini inceleyelim. Filmin ilk sahnesinde palyaço maskeli suçlular bir bankayı soyuyor. Hepsi paraların kendilerine kalması için aşama aşama birbirlerini öldürüyorlar. En sona kalan kişinin Joker olduğunu anlıyoruz. Onun için çalışan veya ona özenmeye çalışan diğer kişileri ne kadar kolay öldürdüğüne bakın. Çünkü Joker için önemsizler. O sadece kendi amacını umursayan kararlı bir karakter. The Joker filminde durum böyle değildi. Arthur, Joker'e dönüştükten sonra diğer insanların ona benzemesinden mutlu olmuştu. Onu destekleyenlerin olmasını, bir rol model olarak görülmeyi sevmişti. Fakat Heath Ledger'ın Joker'i için durum böyle değil. Çünkü her zaman tek başınadır. Diğer suçluları para için öldürüyor diye düşünenler varsa Joker hiç tanımıyor demektir. Onları öldürüyor çünkü taklitlerinden ve aciz kötülerden hoşlanmıyor. Bu fikrin en iyi örneği balyalarca parayı yaktığı sahnedir. Ayrıca bu sahnede ondan mükemmel bir replik duyuyoruz. Tek umursadığınız şey para. Bu şehir daha kaliteli kötüleri hak ediyor. Mafyalara ve basit suçlulara defalarca ders veriyor. Çünkü Joker için aciz ve değersizler. Onun asıl amacı Batman'e insanların kötü ve delirmeye yatkın olduğunu kanıtlamaktır. Sonraki cümlesinde de bunu iyice anlıyoruz. Konu para değil, mesaj vermek. Bu yönüyle Heath Ledger'ın Joker'i Alan Moore'un yazdığı Killing Joke yani Öldüren Şaka çizgi romanındaki Joker'e çok benziyor. Bu çizgi romanda Joker, Gordon'ın kızının felç olmasına neden oluyor. Ardından da Gordon'a çeşitli psikolojik işkenceler yapıyor. Tüm yaşananlardan sonra iyilik ve dürüstlük timsali olan komiser Gordon'ı delirtiyor. Batman ile karşı karşıya geldiklerinde ona çok vurucu bir cümle söylüyor. Gordon delirdi. Benim ve diğer insanların arasında bir fark olmadığını gösterdim. Hayattaki en düzgün insanı delirtmek için tek bir kötü gün yeterli. Joker'in bu cümlesi içimizdeki dürüst insanların bile değişebileceğini anlatmaktadır. Sonraki cümlesinde de Batman'i örnek gösteriyor. Sen de kötü bir gün yaşamıştın. Sonrasında her şey değişti. Bruce Wayne ailesi öldürüldükten sonra Batman olup suçluların peşine düşmüştü. Aslında Joker'in tam zıttı diyebiliriz. Fakat Joker bu zıttlığı önemsemiyor. Ona göre Batman'in yaptığı da bir tür deliliktir. İçten içe benzediklerini düşünmektedir. Bu yüzden çoğu hikayede Joker Batman'i kendi tarafına çekmek istiyor. Ona insanların uğruna savaşmaya değmeyeceğini kanıtlamaya çalışıyor. Hatta aralarındaki bu güçlü bağ Lego Batman filminde tatlı bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Batman en büyük düşmanının Superman olduğunu söyleyince Joker ona gözleri dolarak bakmıştı. Çünkü Joker her zaman Batman'i çok önemsiyor. Batman'i kendi tarafına çekmek istediğinden bahsetmiştik. Şimdi Dark Knight filmine geri dönelim. Efsaneleşen sorgu sahnesinde Joker Batman'e yine aynı tavrı gösteriyor. Batman beni neden öldürmek istiyorsun dediğinde aralarındaki bağı oldukça iyi ifade ediyor. Seni öldürmek istemiyorum. Sensiz ne yapardım ben? Gidip mafyayı mı dolandırayım? Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Batman Joker'e benzemediğini düşündüğü için itiraz eder. İşte tam o an Joker sinema tarihinin en güzel konuşmalarından birini yapıyor. Onlardan biriymiş gibi konuşma değilsin. İnsanlar için sadece bir ucubesin. Benim gibi. Şimdi sana ihtiyaçları var ama olmadığında cüzdanlı gibi dışlarlar. Onların ahlakı ve koyduğu kurallar kötü birer şaka gibi. Gördüğümüz gibi Joker insanların kötü olduğunu düşünmektedir. Toplumun ve devletin Batman'i kukla olarak kullandığını düşünüyor.
Bu yüzden tıpkı Killing Joke çizgi romanındaki gibi onu değiştirmeye, kendi yanına çekmeye çalışıyor. Fakat benzerlikler bunlarla sınırlı da değil. Çizgi romanda Joker Gordon'ı delirtmişti hatırlarsınız. Filmde ise şehrin ahlak figürü, dürüstlük simgesi ve beyaz şövalyesi Harvey Dent'e hedef alıyor. Harvey'nin yüzünün yandığı ve acı çektiği gün onu hastanede ziyaret ediyor. Bu sahnede Harvey'nin acılarını kullanarak manipüle ediyor ve onu bir suçluya dönüştürüyor. Killing Joke da Gordon'a yaptığı gibi burada da Harvey'i delirtiyor. Gotham'ın beyaz şövalyesi, dürüstlük simgesi Harvey, Two-Face'e dönüşerek bir anda kötü karakter haline geliyor. İşte Joker'in derinliği burada saklı. Ona göre insanların içi delilik ve kötülükle doludur. Ortaya çıkartmak için bir kıvılcım yeterlidir. Bu konuyu filmin sonunda kendisi de açıklıyor. Delilik yer çekimine benzer. Sadece biraz itmek yeterlidir. Joker normal biri değil. Hatta akıl hastası olarak bile gösterilebilir. Fakat kesinlikle zekasından şüphe edemeyiz. Joker filminde gördüğümüzün aksine çok boyutlu ve derin bir karakterdir. Kendine ait bir felsefesi ve amacı vardır. Belki Batman'i hiçbir zaman yanına çekemedi ama ona soru işaretleri bırakmayı başardı. Bu bile onun ne kadar önemli bir karakter olduğunu gösteriyor. Joker'in oluşturduğu etki öylesine büyüktü ki ondan sonraki birçok eserde kötü karakterlerin derinleştirilmeye çalışıldığını gördük. Bu yönüyle Kaos'un elçisinin sinema tarihinde de bir kargaşa çıkardığını söyleyebiliriz. Bazılarımız Joker karakterine kendini yakın hisseder. Bazıları ise onu benimseyemez ve özdeşleşemez. Eğer siz de Joker'e kendini uzak hissedenlerdenseniz şunu unutmayın. En iyimizi delirtmek için bile tek bir kötü gün yeterli.